Bari değilse. Deray henüz tamam demedi. Her işte bir isabet var. Bırak öyle kalsın. Uğraşma onunla. Beray Şahin lanetli bir kadın. Kime yanaşırsa başını yakıyor. Seni de mahveder. Mahvedecek hali mi kalmış? Kim dövmüş onu öyle? Bilmem. Kendi bir şey söylemedi mi? Sen dövmüş olmayasın Ekrem Bey. Hiç olur mu canım? Sen benim kadına el kaldırdığımı düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorum. Ay, İlahi Canan Hanım. Hep şaka, hep şaka. Gelin. Gelin çaylarınızı yavrum. Hatırlıyor musun Canan Hanım? Ben bir kere seni çay içmeye davet ettiydim de Ahmet Bey bu odadan çıkıp bana fırça atmıştı. Hatırlıyorum tabii. Ya Ahmet Bey, bak gör, senin odanda Canan Hanım'a çay ısmarlıyorum. Düşünüyorsun Beray? Aynen senin tahmin ettiğin gibiymiş. Cengiz Canan'ı dövmüş. Canan da bana yardıma gelmiş. Ne? Bilmiştim ben. Bilmiştin ya. Şimdi söyle bakalım. Güveneyim mi ona? Ah bedalar kızı. Kadınlar arasındaki dostluk hem çok kolay hem çok zor. Ne diyeyim ki ben sana şimdi? Orada öyle oturduk ya. İkimizin de yüzünde dayak izi. Çok yakın hissettim onu kendime. Ne teklif etti ki sana? Avukatın olup dışarı çıkarmayı. Bir üç kağıdı olmasın bu işin içinde Beray? Ben de onu düşünüyorum. De ki kadın samimi. De ki gerçekten dışarı çıkardı beni. Sonrası ne olacak? Sonrası mı var Beray? Yeter ki çık dışarı. Ailem. Bekir'in eşi dostu Cengiz. Dert bir değil ki. Sen onların korkusunu ömrünü burada mı çürüteceksin? Hadi bırak senin ömrünü. Ya Nisan? Dışarıda neyle yaşayacağım? Ne yapacağım ki? Amcamları falan da istemiyorum artık. Hepsinden uzak yeni bir hayat istiyorum. Büyük bir şehre gidersin. Mesela İstanbul. Hem benim orada bir sürü tanıdığım var. Bebek bakıcılığı, ev işleri. Nasıl olsa yaparsın bir şey. Ben sana para da gönderirim. Hiç korkma. Kurarsın nasıl olsa bir düzen. Ne güzel anlatıyorsun. Sen anlatınca sanki çok kolaymış gibi geliyor. Gidersen mektup yazar mısın bana? Yazarım tabii. Dışarılarda gördüğün her şeyi anlatırsın bana. Dışarıdayken fark etmediğim bir sürü şeyi özlüyorum. Mesela masanın üstüne susamlar dökülür.
Böyle parmağını ıslatırsın. Toplarsın onları. Atarsın ağzına. Sonra bir serçe gelir. 3-5 gaga da o atar. O serçeyi özlüyorum Beray. Çık dışarı. Gördüğün her şeyi yaz bana. Yalancı bir dostun olacağına yalnız ol, o bile daha iyi Zeynep. Yalancı, biliyorum. Hatta daha kötüsünden de şüpheleniyorum. Ne yapayım dağlar kızı? Bir akıl ver bana. Sen görmüş geçirmiş kadınsın Zeynep. Sana akıl vermek bana düşmez. Zaten kimsenin aklından kimseye fayda yok burada. Doğru diyorsun. Kimsenin aklından kimseye fayda yok. Benim aklıma kalsa onu da temizleyip gönderirim öteki tarafa. Madem Meryem orada. Öbür tarafa yollamak hiçbir şey çözmüyor Zeynep. Yerden mantar gibi yeni kötüler bitiyor. Günaydın. Günaydın. Efendim? Peki. Tansel Hanım gelmiş. Ben hemen gidip konuşayım. Ben ne yapayım? Bekleyeyim burada. Bekle, bekle gözüm. Bekle, otur burada. Ben hemen dönerim. Hoş geldiniz efendim. Haberler nasıl? Haberler gayet iyi. Aysel Hanım bugün gidiyormuş. Evin anahtarlarını aldım. Çok sevindim efendim bu habere. Demek Ahmet Bey'in gelmesinden ümidi kesti. Öyle görünüyor. Efendim o zaman hızla şu anonsu yapsak. Mahkumlara da son durumu bildirmiş olsak. Haklısınız Ekrem Bey. Artık bildirebiliriz. Bir anonsumuz var. Tüm mahkumların dikkatine. Cezaevi savcısı Tansel Göksüz konuşuyor. Ne diyecek ki? Son günlerde cezaevindeki asayiş sorunlarının gazetelerine yansımış olması kamuoyunda hakkımızda olumsuz bir kanı yaratmıştır. Ahmet Kalamaççıoğlu'nun vekalet etmekte olduğu müdürlük makamının boşalmış olması yönetim zaafı olarak algılanabilmektedir. Dolayısıyla buradaki şartları en yakından bilen bir kişi olarak müdürlük makamına Ekrem Demirkan vekalet edecektir. Bütün mahkumlara Ekrem Demirkan'ın tam yetkiyle geldiğini hatırlatırım. Evet. Sağ olun Tansel Hanım. Sizi mahcup etmeyeceğim efendim. Öyle umuyorum Ekrem Bey. Efendim siz yokken buradaki gelişme... Hemen bugün Aysel Hanım'ın evine taşınmak istiyorum. Onunla ilgili bir iki işim var. Acil değilse bunları sonra konuşsak. Ne zaman konuşabiliriz efendim? Ben size haber veririm. Yetkileri de artmış. Eyvah! Bu başımıza şimdi iyice bela kesilecek ha.
Ay abla, sen bile böyle diyorsan biz ne yapalım ya? Benim sizden ayrı gayrım kaldı mı Kevser? Yok öyle değil de Ekrem sana saygıda kusur etmiyor. O eskiden de. Sizinle birlikte tecride giren kim? Şimdi iyice büyüdü de eskisi gibi yemlemeye kalksam yetmez. Hadi gözün aydın. Müdürlüğün kesinleşti. Sağ ol Canan Hanım. Hep söylüyorum, ayağın uğurlu geldi. Ayağımın uğru devam etsin istiyorsan çağır şu bireyi, versin vekaletnameyi. Dur gözüm, acele etme. Ben daha Tansel Hanım'la konuşmadım. Beray'ın hücreden çıktığını bile bilmiyor. İlk günden başıma iş açılmasın. İyi ya. Ben gideyim o zaman. Sen bana haber verirsin. Tamam, söz.